Şimdi petri benim çok sevdiğim bir ürün. Yani hem hobimle hem disiplinimi birleştirdiğim ara kesitte ve dolayısıyla çok severek yaptığım bir ürün. Gene tabii müşterisi olmayan ürün grubundan bir ürün. Bunu Green Dot için yaptık ki epey bir sene geçti. Burada temel mantığım hep şeydi. Yani ülkemizde biliyorsunuz tarım toprakları giderek azaldı. Çünkü neden? İşte yapılan çocuk sayısıyla işte miras hukukuna göre işte bölüne bölüne giderek tarım toprakları küçüldü. Ve ekonomik olarak verimli olmaktan giderek uzaklaştık. Buna karşı bir takım tedbirler alınmış olsa bile zaman içinde yani belli bir sayı işte hektarın altına bölünemez falan diye ama bölünen bölündü. Dolayısıyla çok fazla küçük toprak parçası var insanların ve verimli değiller. Yani ve de işte nadas kavramı gibi şeyler. Bir de böyle bir ihtiyaç var. Yani küçük tarım toprakları var. Burada bir verimlilik hedefliyoruz. İkincisi de şu. Menşei belirli tohumlarla işte bu GDO'lu ürünlere karşılık dünyada bir reaksiyon var biliyorsunuz. Hormonsuz tarım yapmak. İnsanlar da ufak ufak kendi sebze meyvesini üretiyor. İşte küçük tarım topraklarında menşei belli bir şekilde işte ilaçsız işte tarım nasıl yapılabilir filan derken bir de tabii dünyada biliyorsunuz inanılmaz bir atık var. Atık olayı var. Şimdi atıkları da kullanarak böyle bir sistem filan derken Petri'nin ana fikri ortaya çıktı. Petri'nin temel mantığı şu. Dikey tarım yapılacak. Bağımsız üniteler oluşturmak. Bunlar da içinde ki biliyorsunuz Anadolu'da 5 litrelik pet şişeler inanılmaz kullanılıyor. İşte salça, zeytinyağı, turşu yapımında işte bakliyat biriktirmekte falan çok kullanılan önemli bir ham madde girdisi. Ben 5 litrelik pet şişeleri ki bunların ömrü ortalama 90 senedir yani doğada. Şimdi geri dönüştürülmüş siyah saksıları düşünürseniz 2 sezonda parçalanıyor. Şimdi çok dayanıklı bir atık da var. Burada da pet şişeleri saksı olarak kullanıp ki bunu ortadan böldüğünüz zaman 2300 cc ediyor. Bu 4500 cc'ye kadar çıkabilecek bir saksı grubundan bahsediyoruz potansiyel. Orada da bir tane taşıyıcı elemanımız var. Bunun üstüne işte branşlandırdığımız ataçmanlarla işte üstüne diktiğimiz vidaladığımız pet şişeleri ki kişi pet şişeleri kendi topluyor. Dolayısıyla atmıyor, topluyor. Dolayısıyla çöp kıymetleniyor gibi de bunların böyle bir takım uzantıları var. Bir tane istasyon yaratıyoruz. Bu istasyonun en üstünde bir tane plastik haznemiz var. Bunu biz veriyoruz. Bunun en büyük özelliği üstündeki dizinim itibariyle bu saksılar birbirini sulayacak şekilde bir matematik modelle yerleştiriliyor. En üsttekinde de suyu döktüğünüz anda damlalıklı sistemle suyu aşağıdaki ekstra bekleyen pet şeylere, konteynerlarda topluyoruz. Dolayısıyla bir devri daim söz konusu. Dışında bir örtümüz var. Koruyucu bir akordeon örtümüz var. Bu da içindeki nemi sabit tutuyor. Bu istasyonlar taşınabilir istasyonlar. Yere saplıyorsunuz. Maliyetler son derece düşük. Bunlar toprağın üstünde, yani özellikle de nadasa bırakılmış bir toprak alanının üstünde tarım yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla çok fazla tarım ilacı bilmem ne falan kullanmanız gerekmiyor. Zaten bir hastalık olduğu zaman zaten bir ünitede gerçekleşiyor. Yani sera gibi düşünürseniz bütün serayı ilaçlamanız gerekirken burada bir tek ünitede izole edilebiliyor. Dolayısıyla çok merkezli bir yapı. Yağmur suyu toplayabiliyoruz. Artı sel, rüzgar, fırtına gibi şeylerden de çok daha az etkileniyor. Çünkü toprakta yer kotunda tarım yapmıyoruz. Yer kotunun üstünde yaptığım için işte özellikle hep sel olur biliyorsunuz. Seraları basar, domates fiyatları yukarı gider. Bu evin balkonunda, bahçede, ufak alanlarda da yapılabilecek. Yani kişisel veya işte daha küçük şeyler için son derece etkili bir ürün bu. Zaten Amerika'da ilk kentsel ve kırsal tarımda sürdürülebilirlik ödüllerini alarak başladı. Ondan sonra işte bunun mukayese tablolarına da bakarsanız yani bizim işte Anadolu'da torba sera dediğimiz yer kotundaki şeylerde işte 6 metrekare mukayeselerine falan bakarsanız bu sistemin aslında çok daha verimli olduğunu görüyorsunuz. Endüstriyel uygulaması da mümkün. İstasyonlara pet saksı koymak yerine bir tane işte torba koyduğunuz zaman ve her istasyonda 28-30 kilogram domates, mesela ısırık domatesi üretmeniz mümkün. İzleyen dönemde biz bunun hidrofonik olanını da yaptık. Yani topraksız tarıma da uygulanacak şekilde bu yapıldı. Hatta bu pandemi döneminde
Arçelik'in Hekatlon'unda da işte en iyi 5 projenin arasına girdi. Bunu Almanya'dan suni toprak üreticileri bizden almak istediler. Ama ben bir şekilde bu da bizim ülkemizde değerlensin yani. Hani Almanya'ya gitsin de çok istemedim. Şu anda hala çok geçerli bir proje ve yani bunun en az ilgi gördüğü ülke hala Türkiye. Çünkü bu Nepal'den bile istendi bizden. Çünkü Nepal'de maymunlar şeyleri yiyormuş. Meyveleri, domatesleri yiyormuş. Meksika'da kadın örgütleri istedi. Çok fakiriz. Bu bize inanılmaz imkanlar sunar diye. Yani şöyle söyleyeyim. Yapıldığı tarihten günümüze kadar aşağı yukarı 1000'in üstünde mail aldık. Satın almak isteyen insanlar. Üretmek isteyen insanlar. Ama tek ilgi görmeyen yer bizim ülkemiz ve bu bizim ülkemizin de ihtiyaç profiline göre tasarladık. Ve maalesef gene hani yani teknoloji üretmeyen ama katma değeri çok yüksek olabilecek ve de toplumla yani entegrasyonu çok rahatlıkla, hızla sağlanabilecek böyle bir proje gene en az bizim ülkemizde ilgi görüyor. Bir de Birleşmiş Milletler'de mikro kredi için çok önerilen, beğenilen bir proje oldu. Hatta Birleşmiş Milletler'in şeyinde de sunuldu. Bizden izin alarak sundular. Hala hayata geçmedi ama her geçen gün hayata geçmesi için nedenler giderek artıyor. Çünkü daha az su kullanarak, su verimliliğini hedefleyerek tarım yapılmasına imkan sağlıyor. Küçük toprak alanlarının verimliliği için etkili. İşte Nadas'a bıraktığınız toprağın üstünde daha hem toprak dinlenirken daha yüksek randımanlı tarım yapabilme imkanı sunuyor. Menşei belirli, organik tarıma son derece uygun, topraksız tarıma uygun. Ondan sonra taşınabilir, düşük maliyetli, defalarca kullanılabilecek. Çok farklı alanlarda avantajlar sağlayan bir ürün grubu hala beklemede. Petri'nin hikayesi de bu.